reklamlarımızdan sonra beraberiz. Eminim yarışmacılar bugün çok heyecanlılar. Çünkü bir önemli sanatçımız daha var. Jüri üyelerimizin arasında bir konuğumuz var. O da yorum yapacak ama biz kendisini hiç sıkmadık. Puan vermeyeceksiniz İbrahim Bey. Ben hatırlıyorum, siz sevmezdiniz o işleri eski. Yorumlarınızı ama isteyeceğiz sizden de. Eğer müsaadeniz varsa ilk yarışmacımızı davet etmek istiyorum. Bakalım Hazan'ın yanında kim var? İlk yarışmacımız Erkan. Erkan'cığım, aday numaranı alalım seni hemen bekletmeden. Aday numaram 111. Buradan bütün Bolu hemşehrilerime ve Türkiye'de ve yurt dışında beni destekleyen herkese çok selamlarımı iletiyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel bir şarkı söyleyeceksin. Biz de sana bol şanslar diliyoruz ve seni sahneye uğurluyoruz Erkan'cığım. Erkan bizlere sözü müziği Selami Şahin'e ait Yalan adlı eseri seslendirecek. Erkan huzurlarınızda. Tebrikler Erkan. Bolu Bey'i 111 Erkan yazmışlar. Bolu Bey'i peki. Bülent Hanım, siz bugün, ben orada cilt cilt bazı kitaplar görüyorum. Daha sonrası için mi onlar? Peki. İbrahim Bey, siz daha evvel bilmiyorum vaktiniz oldu mu, izleyebildiniz mi yarışmacılarımızı, yarışmamızı? Belki ilk defa Erkan'ı izlediniz. Ben böyle daha evvel düşünmemiş birisi olarak sizden ilk düşüncelerinizi almak istiyorum. Bana göre şarkıyı çok güzel okudu. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Tabii heyecanı, onu tartışmıyorum, biraz heyecanlı. Heyecan telaş var. Ve heyecan var, evet. Ama çok güzel okudu. Bariton bir ses, güzel bir ses. Bir iki yer hariç. Bir de bir ikinci şan kısmında, o meyanda bir nameler bir şey kattı. Orada çok güzel oturdu. Birincisinde değildi, ikincisinde çok güzel oturdu. Harika. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler İbrahim Bey. Armağan'cığım. Evet. İki senedir aynı şeyi söylüyoruz aslında. Bazı şarkılar defteri dürülmüş şarkılar. Evet. Mesela Yalan şarkısı İbrahim Tatlıses tarafından defteri dürülmüş bir şarkı. Ondan sonra onu söylediğiniz zaman, şimdi kulağımda benim hep o ses var. Evet. İşte o İbrahim Bey'in Yalan'a tize çıkması filan. Ben Ebru Hanım gibi söyleyeceğim ama Ebru Hanım'ın aksini söyleyeceğim. Ben lezzetsiz bir şey buldum ama ne derseniz bilmiyorum. Anladım. Bir lezzetsizlik var ama ne açıklayamam, ama bir şey lezzetsiz. Bir de senin artık bir an evvel kilo vermen lazım. Sumo güreşçileri gibi geziyorsun. Rejimdeyim zaten. Rejimdesin. Evet. Kulak memenden 250 gram kadar vermişsin. Hayır, ben zaten çok kiloluydum. 22 kilo kadar verdim. Kilo verdim, evet. Ha, bu vermiş halim. Vermiş halim, evet. Vermiş halim. Yani resimleri de zaten getireceğim. 22 İstediğim kilo verdim. İçeriden. Evet, 22 kilo verdim. Vermiş halim şu anda. Doktor kontrolünde verdik. Ara verelim dedik. Ara verelim ve bu kilo yerleştikten sonra bir daha başlayalım dedik. Bir daha başladık yani. Şu anda başladık. Rejimdeyim. Armağan'cığım, bu akşam bol bol defteri dürülmüş parça dinleyeceğiz var, zaten. Mi? Evet. Ebru Hanım. Lezzetliydi. Aa, siz lezzetli buldunuz. Çok teşekkürler. Şimdi neden lezzetliydi? Buyurun. İbrahim Bey'in söylediği gibi de arada evet ufak tefek şeyler vardı. Küçük şeyler ama şimdi İbrahim Tatlıses gibi, Bülent Ersoy gibi, Orhan Gencebay gibi büyük seslerin, büyük yorumların okuduğu şarkılar. Sonradan evet, gençlerin ağzından okunduğunda tabii farklılıklar gelebilir. Onlar zaten o kadar başka yerdeler ve o kadar güzel okuyorlar ki onlar ayrı.
Evet. Ama bunlar da kendi tarzında bence güzel okudu. Tabii ki İbrahim Tatlıses lezzetini bulamazsınız. Tabii ki. Aramayacaksınız da zaten. Onlardan birer tane var. Fazla çıkmaz. Bunu her zaman söylüyorum. Tabii ki. Ama kendi tarzında bence güzel okudu. Teşekkür ediyoruz Ebru Gündeş'e. Çok Orhan Bey, sizin de görüşlerinizi alabilir miyim? Sesin güzel zaten. Bunu hep söylemiştik. İyi bir yorumcusun. Bugün özel bir gün olduğu için bazı heyecanlar olabilir. Bazı detonelerin olmasına rağmen şunu söylemek istiyorum. Senin sesin son derece her şeye yorumlanabilecek, yani iyi yorumlayabilecek bir yapıya sahip. Yani sen şu eseri bir daha okusan veya stüdyoya girsen kesinlikle bu eseri canavar gibi okursun her zaman. Ama şu anda bazı heyecanlardan dolayı ufak tefek detonelerin olmuş olabilir. Yani sesine çok hakim birisin. Çok teşekkürler Orhan Bey. Bülent Hanım, bakalım ne diyecek, notaları takip etti. Şimdi tabii Sayın Çağlayan'ın söylediği gibi Sayın Tatlıses'ten sonra bu eseri yorumlayabilmek hadiseye 1-0 mağlup başlamaktır. Evet. Öncelikle onu kabul etmek lazım. Onun ağababaları da çünkü öyle okuyamazlar. Yani çocuk da bunlar. Onun için onu dikkate almıyoruz. Tamam. Bu notlamayı yaparken. Yalnız tabii ki notların yani notalarda da bazı detoneler vardı. Sayın üstadım da söylediği gibi. Efendim muayyer perdesinden gerdaniye ve işte eviç perdesi falan Tis Hüseyin'i inerken orada o inişi yapmadınız. Bu sizin inisiyatifinize kalan bir şey değil. Bunu yapmanız lazımdı. Çünkü not bu, eser bu. O sas payı değil orada. Onu yapmadınız. Efendim halbuki bunun icrakarı bunları tane tane basmıştı gözüne gözüne. Artı bazı detoneler vardı. Evet. Eser seçimlerinde çok dikkatli olmak gerekir Sayın Erkır. Bir kere eseri Bülent Hanım biraz yaklaştırırsınız. Vücuda getiren kişinin ulaşılmazlığının yanında eserin bir de büyüklüğü var. Ve bu eser daha ziyade tiz ses ister. Evet. Dik seslerdeki hakimiyeti olan kişilerin yorumlamasıyla hayat bulabilecek bir eserdir. Örneğin bu eseri icra eden sanatkar Sayın Çağlayan'ın da buyurduğu gibi finalde bir efendim oktav vermişti. Parayı zaten aldı götürdü. Tokadı bastı. O gün bugün ona parayı yiyorum. Afiyet olsun. Şimdi orayı eğer ki yapamadığınız takdirde sandalyenin bir bacağı eksik olur. O zaman da ne olur? Denge olmaz ve düşer. Ayakta kalamaz. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Evet. Ama onun dışında eser icra edilirken hatalı okuma var mıydı? Hayır, onu söyleyemem. Yanlış yapmış olurum. Okudu ama buralara dikkat edilmesi gerekliydi. Diyorum efendim. Çok teşekkürler. Ve 6 veriyorum. 6 verdi Bülent Ersoy. Armağan Çağlayan 7 verdi. Orhan Bey... Ben onun daha iyi yapacağına inanıyorum. 8 diyorum. 8 verdi. Bu daha iyi yapacakla olmaz. Burada ne verdiyse o. O her zamanki babalık duygusu, abilik duygusuyla içinden biliyorsunuz yapamaz ya. Kıyamıyor. Evet. Kıyamıyor ama kıyman lazım. Şimdi... Kıy. Evet, kıyma makinesi değilim ama şimdi şöyle ki bu benim oyum, evet. Benim payıma göre ben bunu değerlendiririm. Tabii. Yani ben gerçekten sesindeki o nüansların
çeşitliliği ve zenginliğinden dolayı onu bir daha okusa o detoneleri yapmayacağına inandığını söylemişti. Bir daha okursa herkes düzeltir şu andakine göre. Yok, ben de ona göre not veriyorum zaten. Peki 8 verdi. Bu benim notum. Acaba. Tamam. 8 de Ebru Gündeş'ten geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Aday numaranı hatırlatır mısın? Aday numaram 111. 111 Erkan aday numarası. Toplam 29 puan geldi jüri üyelerimizden. Siz de oylarınızı gönderebilirsiniz yayın süresince. En fazla 10 oy gönderebiliyorsunuz bir telefon numarasından. Erkan'a teşekkür ediyoruz.